Fıkıh ilmi e, günümüzde ilahiyat fakültelerinde İslam hukuku adıyla okutulur ve İslam hukuku'nun bölümlerinden birisi de İslam ceza hukukudur. E, orijinal ismiyle Ukubat fıkıh kitaplarında Ukubat bölümü vardır. Ukubat bölümünde ele alınan konulardan birisi kısas ve Kur'an-ı Kerim kısası bir esas olarak emrediyor ve lekum fil kısası hayatun ya ulil elbep Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır diyor. Günümüzde Amerika'da, Çin'de falan birisi başkasını öldürmüşse ceza olarak idam cezası verilebiliyor. Ama bizde 2001-2002 gibi o yıllarda Avrupa'ya uyum süreci içerisinde Avrupa yasalarına uyum süreci içerisinde bu kaldırıldı. Yoksa bizde de evvelinde idam cezası vardı. zaman diyor ki, tabi bunu 100 yıl evvelinde demiş, ona göre bakmak lazım. 13 asır evvel şeriat-ı garra teessüs ettiğinden ahkamda Avrupa'ya dilencilik etmek dini İslam'a büyük bir cinayettir ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir. Yani 13 asır evvelinde tabi 100 yıla göre 13 asır evvel oluyor. Günümüzde 14 asır. 13 asır evvel şeriatı garra o parlak şeriat e, teessüs ettiğinden ahkamda Avrupa'ya dilencilik etmek, Avrupa'dan hükümler almak İslam dinine büyük bir cinayettir ve kuzeye yönelerek namaz kılmak gibidir. Yani kıblemiz güneyde. Kuzeye yönelik olur mu? Olmaz. Ama Osmanlı'nın son döneminde e, özellikle Fransa'nın Osmanlı aydınlar üzerinde hayli etkisi oldu. Devamında da e, Cumhuriyet döneminde yine bir kıble değişikliği söz konusu oldu. E, İslam'a göre değil de daha çok Londra'ya göre, Washington'a göre, Paris'e göre hükümler verilmeye başlandı. Halbuki İslam dininde meselelerin hükümleri zaten verilmiş. İşte kısas bunlardan bir tanesi ve günümüzde pek çok insan keşke idam tekrar dönse diyor. Çünkü mesela seri katil var, yakalıyorsun ve bu adama idam cezası verilemiyor. Çok acımasız bir şekilde nice masumları öldürenler var ve bunlar yakalanıyor, bunlar hapiste besleniyor. Peki İslamiyet'te sadece kısas mı var, sadece öldürmek mi? Bir de diyet var. E, diyet yüz deve mukabili e, bir bedel, öldürülenin yakınları biz kısas istemiyoruz. Diyete razıyız derlerse kan parası derler bazı yerde buna. O şekilde diyet de olabiliyor. Ölenin yakınlarının katili affetmeleri veya diyete razı olmaları durumunda kısa sükmü düşer. Kur'an bunu mealen şöyle bildirir. Ancak katil kardeşim yani öldürülenin velisi tarafından bir şekilde affedilirse maruf bir yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Demek ki e, kısasın yerine diyet de olabiliyor. Bediüzzaman kendisi e, Cumhuriyet döneminde 3 ayrı hapis hayatı yaşamış. Eskişehir, Denizli ve Afyon. Ve burada e, bazı katillerle de e, aynı hapishanede beraber bulunmuş. Onların ıslahına vesile olmuş. Yazdığı mektuplardan birinde diyor ki: Ey hapis arkadaşlarım ve din kardeşlerim. Size hem dünya azabından hem ahiret azabından kurtaracak bir hakikati beyan etmek kalbime ihtar edildi. O da şudur. Mesela birisi birisinin kardeşini veya bir akrabasını öldürmüş. Bir dakika intikam lezzetiyle bir katil milyonlar dakika hem kalbi sıkıntı hem hapis azabını çektirir ve maktulün akrabası dahi ...intikam endişesiyle... ...ve karşısında düşmanlığı düşünmesiyle... ...hayatının lezzetini ve ömrünün zevkini... ...kaçırır. Hem korku hem hiddet azabını çekiyor. Bunun tek bir çaresi var. O da Kur'an'ın emrettiği... ...ve hak, vakikat ve maslahat... ...ve insaniyet ve İslamiyet... ...iktiza ve teşvik ettikleri olan... ...barışmak ve... musalaha etmektir. Yani... ...şöyle bir durum var. E, diyelim ki birisi devlete karşı silah çekmiş ve bu doğrudan nice insanları da öldürmüş katil mi katil idam edilmeli mi edilmeli ama bir başkası köyde bir arazi meselesinden kan beynine sıçramış bir an öfkesine mağlup olmuş ve köyden bir başkasını öldürmüş ve bu hapse atıldığında ciddi pişmanlık duyuyor ve gözyaşı döküyor Belki daha önce namazını kılmazken orada namaza başlıyor. Böyle bir katilin durumuyla öldürmeyi meslek haline getirmiş birisinin durumu elbette bir değil. Diyelim ki bir kimse nefsine mağlup olmuş, öldürmüş, ardından pişmanlık duymuş. Bediüzzaman'ın bu cümlelerini o meyanda değerlendirebiliriz. Bu gibi durumlarda diyete razı olmak ve affetmek daha böyle bir esas oluyor. Evet hakikat ve maslahat sulhtur. Çünkü ecel birdir değişmez. O maktul herhalde ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı. O katil ise o kazayı ilahiyeye vasıtı olmuş. Eğer barışmak olmazsa iki taraf da daima korku ve intikam azabı çekerler. Onun içindir ki üç günden fazla bir mümin diğer bir mümine küsmemek İslamiyet emrediyor. Bu hadiste geçer. Eğer o katil bir adavetten ve bir kinli garazdan gelmemişse, ve bir münafık o fitneye vesile olmuşsa çabuk barışmak elzemdir. Yoksa o cüzi musibet büyük olur, devam eder. Eğer barışsalar ve öldüren tövbe etse ve maktule her vakit dua etse, o halde her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe bedel birkaç dindar kardeşleri kazanır. Bu mananın Hapisteki insanlara duyurulması önem arz etmektedir. İşte günümüzde hapishane vaizliği de var. Oralarda görev yapanlar e, herhalde bu hakikatleri bilseler, bu tarzda anlasalar e, bir kısım insanlara çok daha faydalı olabileceklerdir. Katil cennete girer mi? Buna da bir temas edip konuyu bitirelim. Bediüzzaman'ın talebelerinden Rafet Bey kendisine şöyle bir soru sorar. Ve men yaktul mü'miden mütaammiden fe cehennem haliden fihe Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Böyle bir ayet var. Katiller hakkında diyor pek korkunçtur. Bunu soruyorlar. İstiğfar eden kabul olunmaz mı diyorlar. Cevaben dedim diyor. Refet Bey'in sorusu devam ediyor. İnna Allah la yaufiru en yushraka bihi ve yaufiru ma zalike limen yasha. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışma, bağışlamaz. Bunun dışındakileri ise dilediği kimse için bağışlar. Ayeti mucibince kabili afdır. Yani birinci ayet mümini kasten öldürenin ebedi cehennemlik olduğunu söylüyor. Ama ikincisinde ise şirk dışında bütün günahların affedileceği söyleniyor. Birinciye bakılınca katil ebedi cehennemlik. İkinciye bakıldığında ise affedilebilir anlaşılıyor. İşte durum nedir diye Bediüzzaman'a sormuş. Bediüzzaman bunu tefsir ve fıkıh kitaplarında yer alan bir açıklama ile buna şöyle cevap veriyor. Diyor ki birinci ayetin tefsirinde istihlar ile küfre gider, ebedi cehennemde kalır demişler. Yani kim bir mümini kasten öldürürse bu ne demektir? Müminin kanını heder görürse müminin mümin olduğundan dolayı öldürmeyi adeta bir marifet zannederse ve bu mümini mümin olduğundan dolayı öldürüyor ve bunu helal görüyor böyle bir kimse e, ebedi cehennemliktir. Bu yönde değerlendirilmiş diye buna dikkat çekiyor. Ancak anladığımız kadarıyla bir önceki mektubu da nazara alacak olursak evet en büyük günahlardan birisi adam öldürmektir. Ama kişinin nefsine mağlup olup da böyle bir cinayet işlemişse sonraki ömründe tövbe istiğfar ettiğinde ve ciddi bir şekilde Allah'a yöneldiğinde affedilmez diyemeyiz. Allah şirk dışında bütün günahları affedebileceğini beyan etmektedir. Demek ki Risale-i Nur bu gibi tali denilebilecek konuları da yani fıkhın nispeten daha böyle derinlemesine meselelerini de ele almakta ve bir takım bakışları okuyanlarına kazandırmaktadır.